Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün yine farklı bir doğa videosuyla karşınızdayım. Gördüğünüz gibi bugünkü pozisyonumuz daha farklı. Daha farklı bir yerde video hazırlamayı düşündüm. Bu videomuzda sizlerle beraber yine bir ürün incelemesi yapacağız. Treeboard'un iTweet 2 kayaklarını inceleyeceğiz ve çanta açılışını yapacağız. Eminim ki bugüne kadar birçok kutu açılışı seyretmişsinizdir ama hiçbir çanta açılışı seyrettiğinizi düşünmüyorum ben. Bu çanta, bu Canon'un kendi çantası. İçerisinde bir kano var. Aynı bunun gibi. İsterseniz yavaş yavaş açmaya başlayalım bunu. Görebiliyor musunuz bilmiyorum. İçerisinde gergi kayışları var arkadaşlar. Bu çantanın içerisinde derli toplu durmasını sağlıyor. Treeboard.com.tr'den ya da Decathlon mağazasından veya internet sitesinden bunları temin edebiliyorsunuz. Fiyat performans ürünü kayaklar bunlar. Daha çok bu işe yeni başlayanlar için veya yarı profesyoneller için diyebilirim. Bir solid kano kadar mukavim değil. Ancak piyasada bulabileceğiniz en iyi yapıda taşınabilir mobil kanolar diyebiliriz bunu. Mobil derken yani katlayıp sırtınızı alıp çıkabiliyorsunuz. Boyu 3.40, eni 1 metre, 1 metre 4 santim. Kapalı hali de ağırlığı da 17 kilo, 15 kilo civarında. Çantanın içerisinden kano çıkıyor. Burada küçük bir cebi var. Bunu açtığımız zaman bunun içerisinde bazı yedek ekipmanları var. Özür dilerim, bazı ekipmanları var. Gördüğünüz gibi 3 tane fin çıkıyor. Bu finleri kanonun altına takıp suya indirdiğimiz zaman kerteriz edinmemizi ve daha stabil yol almamızı sağlıyor. Rüzgardan veya sudaki akıntılardan etkilenmeden düz bir çizgi halinde ilerlemesini sağlayan finler bunlar. Bunları kanonun altına monte edeceğiz birazdan. Ayrıca çantanın içerisinde bir tane çok dilli bir kullanım kılavuzu var. Ama bu kullanım kılavuzu pek bir işe yaramıyor arkadaşlar. Bunu açıkça söyleyeyim. Doğru dürüst bilgilere ulaşamıyorsunuz. Treeboard.com.tr'den veya internet araştırma yaparsanız bununla ilgili daha bu kanolarla ilgili daha doğru bilgilere ulaşabilirsiniz. Bir tane de içinde iki tane var. Yama seti çıkıyor. Patlama durumuna karşı kanonunuzu yamamak için kullanıyorsunuz. Bu kanolar dışı kalın bir branda kumaşı gibi bir kumaş da dokunmuş bir kumaş. Biz buna bayağı bir hava bastık. Gayet sağlam duruyor. Çantanın içerisinden yani botun içerisinden botla beraber koltuklardan bir çift geliyor. Ancak çantadan kürekler ve şişirme pompası çıkmıyor. Bunları sizin ayrıca satın alıp kullanmanız gerekecek arkadaşlar. Ben şöyle şunun altını da göstermek istiyorum size. Biz bu kanoyu kurduk. Videodan siyah burası seçebilecek misiniz bilmiyorum. Finler bu şekilde takılıyor. Bir tane öne, iki tane arkaya şeklinde. Hatta bunu biz takamamışız. Bunu tekrar takacağız. Arkadaşlar şimdi size biraz şeyden bahsetmek istiyorum. Kanoyla beraber gelen koltuklardan bahsetmek istiyorum. Bildiğiniz gibi bu tip kayaklarda sırt yaslamak çok önemli. Burada gergi kayışları var. Zaten videonun başında da görmüşsünüzdür. Bu gergi kayışları kanonun üzerinde bir noktaya bağlanıyor. Ve sırtımızı yasladığımız zaman geri gitmesini engelliyor. Yani yaslanmamızı sağlıyor. Bunların tabanları da şişme bu koltukların.
Burada bir wife var. Buradan şişirip bu en uygun rahatlık pozisyonuna getirip o şekilde oturuyoruz üstüne. Çantanın arkasında küçük eşyalarınızı koymak için, koltuğun arkasında küçük eşyalarınızı koymak için bir göz yapmışlar. Ve kışın kaldırırken de içini temizlemek için bir fermuarla içteki yastığa ulaşabiliyorsunuz. Şimdi size bu kayağın biraz daha değişik bir özelliğinden bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Gerçi genellikle bütün şişme kayaklarda bu oluyor. Kürekten gelen veya rüzgar sağanağından gelen serpintilerle kanonun içi veya kanoya inip binerken kanonun içerisi su alabiliyor ve bayağı bir su alıyor. Bir süre sonra kürek çekerken o suyu da taşımak zorunda kalıyorsunuz. Özellikle yüklü kanoda kanonun içerisindeki suyu boşaltmak dert ve şişirilmiş bir kanoda içerisindeki suyu boşaltmak bir dert oluyor. Bunun önüne geçmek için tasarımcılar buraya bir tane tahliye deliği koymuşlar. Bu tahliye deliğini açıp kanoyu bu şekilde kaldırdığınız zaman içerisinde birikmiş olan su komple dışarıya atılmış oluyor. Bu da ilgi çeken güzel özelliklerinden bir tanesi. Videoya yorum yapmayı ihmal etmeyin arkadaşlar. Beğenmeseniz dahi neden beğenmediğinizi yazarsanız beni çok mutlu edersiniz. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.